Evet, bugün tanıyacağımız oyun Kayıp Liste. Zaten oyuncularımızı tanıyorsunuz. Muhteşem oyun çıkaracaklarından adım gibi eminim. Tavsiye ediyorum şimdiden. Keyifli bir komedi bizleri bekliyor. Siz de kaçırmayın. Yönetmenimiz... Biz yazara bırakalım. Önce yazar. Evet. Canlı seni görmüyorum. Evet, ben buradayım. Damlamız yazmış ya, ben kalem almış. Ay evet, bu sefer Damla bir damla. Arkadaşlarımız bakarsan. Şimdi şöyle, oyunumuz aslında romantik bir komedi. İki perdeden oluşuyor. Ekibimizin yeni bir oluşumudur. Bu oluşumumuzun bu seneki göz bebeği. Oyunumuzu kendimiz yazdık, kendimiz yönettik. Yönetmenlerimiz Güney ve Tuncay bu arada. Ve ekip arkadaşlarımız da biz hep beraber 6 yıldır bir arada çalışan bir ekibiz zaten. İlk defa kendi oyunumuzda, kendi çocuğumuzda sahnedeyiz. Küçük mekandayız bu arada. Bizden bir oyun, sizden bir oyun aslında. Hayatın kendisinden alıyor komedisini. Öyle bildiğimiz böyle hani kahkahalarla güleceğiniz anlar değil de yaşadığımız ve çok güldüğümüz şeyleri hatırlayacağınız şeyler vereceğiz. Biraz da duygusal. Doğru, evet. Harikasın. Diyorum, sağlık. Teşekkür ederim. Sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Evet, yönetmenler, arkadan oyuncularımıza geçelim. Vallahi yani seyircinin... Tuncay Çağal efendim. Herkese, tanıyor herkese zaten. Şöyle, Damla çok güzel bir hikaye yazdı. Biz de zaten, ben ekibe daha sonradan dahil oldum ve iyi ki de dahil olmuşum. Dışarıdaki ekiplere kıyasla bu ekibin güçlüğünü ispat etmesi biraz daha farklı oldu. Herkes farklı meslek gruplarında çalışan bireyler olduğu için biz çok zor şartlarda bu oyunları çıkarıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla çok aşırı özveri var işin içerisinde. Ve bu anlamda çok az çalışabiliyoruz, çok az bir araya gelebiliyoruz. Ve bu oyuna oldu diyoruz. Gelip izleyince zaten buna kanaat getireceksiniz. Sulu komedi değil, tamamıyla hayatın içerisinden bir hikaye. Nefis komedi. Evet, yani böyle şey, tadı damağında kalacak güzel bir hikaye olarak. Biz hikaye anlatıcısıyız burada. Onun için bekleriz herkesi buraya. Ben Güney'e pas ediyorum. Onun demeyi çok fazla Ben yani ekip çok güzel bir ekip. Ben bu ekibe asistan olarak başladım. 5 sene oldu. 5 senedir birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kılıçık bünyesinde yetiştik hepimiz ve artık ne derler, kendi fidanını ekip yeşermeye başlayan bir ekip. Zaten yazarımız da diğer yönetmen abimiz Tuncay Bey de çok güzel özetledi durumu. Biz burada kendi yağımızda kavrulup bir şeyler ortaya koymak istedik. Bugün de ilk defa seyircimizle buluşacağız. Umarım izleyenler de beğenir. Herkes alkışınız bu olsun, güzel gösteriye bekleriz. Yolunuz açık olsun. Ben de alkışlayacağım. Küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Az önce konuştum. Oda Tiyatrosu Kaan Erkam aradı. Bana şöyle bir şey söyledi. İstiklal Caddesi kapalı Nedret Hanım. Gelip giden olmuyor. Hatta tren de durmuyormuş iki durakta duyduğum kadarıyla. Oradaki yani Beyoğlu'ndaki tiyatro kurumları oyunlarını oynayamaz olmuşlar sahnede. Şöyle dedi. Bana gelsinler bedava oynasınlar. Trump'ın yanında Oda Tiyatrosu. Civarda, Beyoğlu civarında olan bütün tiyatro kurumları Oda Tiyatro'da bedava oyunlarını oynayabileceklermiş. Duyururum buradan. Harika, teşekkür ederim. Onlar da bravo. Onlar da bak son kez dedim ama lütfen ya. Ay bıktım senin şu son seferlerinden ya. Ya git kendine bir iş bul. Gelecek atık senin. Ya başvurmadım, firma mı kaldı abla, Allah aşkına? Ya tecrübeli istiyorlar ya da ağzımla kuş tutmamı istiyorlar. Aa neden? Dışarıda harika bir hava var. Yani sebep içeride. Mümkünse birazdan dışarıda olacak. Ne istedin ne vermedi gene ablam? Ya siz kadınların telepatik bir şekilde anlaşma gücü falan var herhalde. Hayır. Ben hep beynimle. Car beynim konuşuyormuş. Evet. Ay o yüzden mi bu kadar çok konuşuyorsun Beliz? Eda. Ben anladım kim oldu onu. Soner. Ne iş var onun burada ya? Kızlar. Yaşamamış mıydı o? Lafınızı vallahi kestim, ben konsantre olamıyorum. Kahveden bir yudum aldım, onu dök. Nereden çıktın sen? Lafı çok dolandırmayayım yani. Seni görmek istedim. Mor olsun. Hayırdır kardeşim ya? Sen niye sinirlisin yine? Didem'le mi kapıştınız? Yok be abi. Onların normalleri bu. Şiddetli geçimlilikleri var. Lan Zeynep Allah'ını seversen ya. Didem'e konum yok. Ya bana bak. Oğlum Didem küresel ısınmayı mevzu bahis yapar, tamam mı? Onu da bana bağlar. Gelir kafamın etini dır 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 ye. Ya. 5 yıl oldu malum. Artık evlenmek için de ekstra bir sebebe gerek yok değil mi Meltem?
Yok. Bunlar senin sözlerin değil. Yaslan lan. Yani ne yapabilirim oğlum ya? Bana bak. Hadi beyler, hadi beyler. Az laf çok iş. Hadi. Çabuk bak. Ne yapacaksın sen de? Zaten bardağı da kırıyordun. Eğer var... Kitap arkası okumaya da bayılırım ben. Her şeyin arkasını okumaya bayılırım biliyor musun? Süper. Hatta ben tuvalete oturunca deterjanın da arkasını okuyorum. Bravo. Evde çok sıkıldım bugün ben. Çok konuşabilirim. Kusura bakma Rıfkı da... Zaten Rıfkı'dan başka hiçbir şey konuşmuyor. O şarkı bile söylüyor evde. Kedi. Ya bir kedi. Evet ya. Çok beden önce yapılacaklar listesi. Bir insana hayatında gerçekten neyin önemli olduğunu öğrenmesini, bilmesini ve düşünmesini sağlarmış. Evet. Ayrıca hayatta başarıya ulaşmak için gerekli motivasyonu da sağlarmış sana. Süper. Ne yazdın demin oraya pek? Güzeldir. Aşk ol. Evet. Aşk nasıl bir şey biliyor musun? Ben şimdi sana tüyoyu vereceğim. Bir. Erkekler cilveli kadınlardan hoşlanıyorlar. Mutsuzluğu sevmiyorlar. Ağlamaya dayanamıyorlar. Tahammülleri yok. Hep güleceksin. Ben evlenmek istemediğine siz nasıl karar verdiniz yahu? İstiyor mu? Hiç sormadım ki. Ya insan arkadaşının ne istediğini bilmez mi Mert? Evlilik hakkında konuşmuyoruz ki biz. Neden? Sıkıcı çünkü. Ya çok şaşırttınız beni. Aa, insan 40 yaşına geldiğinde bunu yalnız kutlayamaz değil mi? Dur selfie çekeceğim. Aa, bir dakika, bir dakika. Nasıl ya? Yok yok, basmaya kaçıyorsun. Hatta kafanın karışmasından mı etkileniyorsun? Hatta benden korkuyor musun? Ya bulduğumuz buradadır, nereye gidecek? Ya olmaz, onu bulmam lazım, anlatamıyorum. Limonun üzerine tamam. Aldım, not ve mu benim buldu. Sen aldım, en önemli karar.